Ve akıllardaki soru işareti de artık cevabını buldu. Kadir Topbaş'ın istifasının ardından mega kent İstanbul'un yeni belediye başkanının kim olacağı çok merak ediliyordu. O isim AK Partili Mevlüt Uysal oldu sayın seyirciler. Sonrasında Mevlüt Uysal bir konuşma gerçekleştirdi. Herkesi kucaklayacağını, tüm kente hizmet götüreceğini ifade etti ve bu süreçte rehberimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hizmet anlayışı olacaktır dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Uysal. Bütün gücümle bu onurlu göreve layık olmaya çalışacağım. Adı günlerdir kulislerde dile getiriliyordu ve resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bugün seçimi yaptık. Diyorum ki Bismillah diyelim. Başlayalım. Başta yaptığım konuşmamda az konuşup çok iş yapacağız dedim. İnşallah başkanımızdan bu konuşmasının sonrasında devir teslimle göreve başlayıp bu akşamdan itibaren çalışmaya başlayacağız diyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başkanlık seçimi heyecanı vardı. Seçimde iki aday yarıştı. AK Parti'nin adayı Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal oldu. Çiçeği burnunda Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Uysal. Uysal, İstanbul Büyükşehir Meclisi'ndeki oylama öncesi nasıl bir başkanlık yapacağını açık açık anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hizmet anlayışı rehberimiz olacak mesajı verdi. Cumhurbaşkanımız 1994'te başlattığı yerel yönetim anlayışı bugüne kadar devam ettiği gibi bundan sonra da inşallah uzun süre devam edecek. Bu bilinçle köklü hizmet geleneğimizi ve yerel yönetim anlayışımızı hiç unutmadan 1994 ruhuyla şehrin bütününü kucaklayan dokunmadık yürek, çalınmadık kapı, silinmedik gözyaşı bırakmamak için gece gündüz demeden canla başla çalışacağız. Gizli oylamanın ilk iki turundan sonuç çıkmadı. Uysal 3. turda İstanbul'un yeni belediye başkanı seçildi. Bu seçimde şahsımı Büyükşehir Belediye Başkanı yaptınız. Önce İstanbul adına hayırlı olsun diyorum. Ülkemiz adına hayırlı olsun diyorum. İnşallah dünya şehri olan bu İstanbul seçimi bölgemiz adına dünyaya hayırlı olsun diyorum. Başkanın belli olmasıyla birlikte büyük şehirde devir teslim töreni vardı. Bu mühürü yeni başkanımıza hayırlı hizmetlerine vesile olması dileğiyle teslim ediyorum ve kendisine bu görevinde başarılar diliyorum. Başarılı olması için meclis olarak arkasındayız ve duacısıyız. Allah yardımcısı olsun. Allah yar ve yardımcısı olsun. Ben koktum, güzel bir şey. Evet, şöyle fotoğrafını çekin, ondan sonra ben buradan çekileyim. Mevlüt Uysal iki dönemdir Başakşehir Belediye Başkanlığı görevindeydi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Uysal daha önce avukatlık yapıyordu. Uysal evli ve 4 çocuk babasıydı. Uysal'ın başkanlık haberi memleketi Antalya'da da büyük sevinç yarattı. Amcası Ali Uysal yeni başkanla ilgili anısını da paylaştı. Reis Cumhurumuzun hukuk danışmanıydın. Onun bulunduğu yerden su içtin mi dedim, içtim dedi. Sen öyleyse devam edersin dedim. Yukarıya kadar gidersin. Bu duanız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsun diye miydi? Evet, öyle olsun diye.